Çocuklarımıza aşkı nasıl anlatalım? İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa derler. Öncelikle kadın ve erkek rolü oynamadan konuşmak gereklidir. Bir insan olarak kabullenerek anlaşacağız. Bir insan olarak kadın erkek cinsiyeti ortadan kaldırarak konuşmak gerekiyor. Şair Rilke, aşkın içe ait bir olgunlaşma, bir çıraklık ürünü olduğunu düşünüyor. Bu yüzden genç insanlar ona göre henüz sevmeyi bilmezler ama öğrenmek zorundadırlar. Benliklerinin olanca gücüyle, endişeyle ve çarpan yüreklerinde odaklaşarak sevmeyi öğrenirler der Rilke. Olgunlaşınca aşk daha iyi anlaşılır. Çünkü kendimizi daha iyi tanımış oluruz. Bir de bize tam cevap verebilen birinin daha iyi tanıyabiliriz. Bunda rastlantının da payı vardır. Bu iş biraz öngörü, biraz da cesaret ister. Her şeyden önce insan kendini sever. Başkasını severken bile kendi menfaatlerini düşünür. Duygularını paylaşma, sabretme ereğini öğrenmek bir bakıma konunun üzerine cesaretle gitmeyi gerektirir. Yine Rilke'den söz açalım. O, aşk olgunlaşmanın, biçimlenmenin, sevilen varlığın sevgisi uğruna kendi başına bir dünya kurmanın biricik fırsatıdır der. Bu sevilen kimseden mükemmellik denen Tanrı'nın yarattığı yüce duygudur diye de bahseder. Birbirini gerçekten sevenler birlikteyken hiç sıkılmadıklarını, birbirler için dünyanın en tutku verici insanı olduklarını, hayatı aynı şekilde algıladıklarını, aynı şeylere ağlayıp güldüklerini söylüyorlar. Kendi özlerini tartışmayı biliyorlar mutlaka. Bunlar da kişilik bantları uyuşuyor. Sanki ikisi birbirinin simetrisi oluyor. Bu birbirine benzemek anlamına gelmez. Söz konusu olan benzemek değil, paylaşmaktır. Sevgilerin bir konu, bir film, bir olay karşısında aynı düşüncede olmamaları çok normaldir. Önemli olan birbirini saygıyla karşılamaktır. Yunan filozofu Platon, bizler aslında hem erkek hem kadın olarak tam varlık halinde yaratıldık. Bundan da çok güçlüydük. Tanrı zayıflığımızı istedi. Onun için ortamızdan ikiye böldü. Bir yarımız kadın, diğer yarımız erkek oldu. İşte aşk denilen şey arzudan ve birliği aramaktan başka bir şey değildir. Hani aşkı sevgiyi elmaya benzetirler. Bir yarısı elmanın erkekse diğer yarısı mutlaka kadındır. Büyük aşk, tutku, birlikte olmak her şeyden önemlidir. Hatta yaşamaktan bile önemli olur. Ressam Moduglat'ın karısı onun ölümüne dayanamadı. Kendini pencereden atarak intihar etti. Oysa bir çocuğu vardı. Bu tip tutkular yanlıştır ve insanları felakete sürükler. Bizim bir teyzemiz vardı. Teyzemiz kocası öldükten sonra artık hayata küstü. Bunlar yanlış şeyler. Asıl önemli olan kendini alıştırabilmek. Bu kadar tutkuyla bir insana bağlanmamak, ilahi aşkın özelliğini ve güzelliğini kavrayarak Allah'a yönelmek, ebedi alemin kazanması için çalışmaktır. Aşk, intiharları ve ayrıldığı için başkasının hayatına kastedenler de yanlış yapıyorlar. Kimsenin özgürlüğüne engel olamayız. Bugünkü kadın katliamları, kadınlara yapılan zulümler hep bundan kaynaklanıyor. Yani çok bağlılık tutkudan. Bu tutku aslında yanlış. Tutkuyu nasıl, kime yapacağımızı bilmemiz gerekiyor.